Merhaba, bugün size orijinali Seton Hall Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren yardımcı doçent Travis Timmerman tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz, ölümün kötülüğüne karşı simetri argümanı. Hemen hemen herkes ölümden korkar. Peki bu mantıklı bir korku mudur? Ölümden korkmalı mıyız ve korkmamız gerekiyorsa bunun sebebi ne olabilir? Ölüm bizim için kötü bir şey olduğu için mi ölümden korkmalıyız? Antik Yunan filozofu Epikür Ölümün bizim için kötü bir şey olduğunu reddetmiş ve ölümden korkmanın mantıksız olduğunu belirtmiştir. Epikür'ün izinden giden filozof Lucretius, Şeylerin Doğası üzerine adlı epik bir şiir yazmış ve Epikür'ün argümanının izinden giderek ölümün bizim için kötü bir şey olmadığından bahsetmiş. Bu argümanın etkileri günümüz filozofları üzerinde hala sürüyor. Şimdi Lucretius'un argümanına bir bakalım. Pek çok insan vakti geldiğinde ölmenin kötü bir şey olduğuna inanır ve çok daha sonra ölmeyi tercih eder. Örneğin, çoğu insan sağlıklı ve mutlu bir kişinin 70, 80 hatta 90 değil de 60 yaşında ölmesinin kötü bir şey olduğunu düşünür. Ancak Lucretius bunu fark etmiştir. Hiç kimse daha önce doğmamış olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmez örneğin hiç kimse 1976, 1966 veya 1956'da değil de 1986'da doğmuş olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmez. İlk bakışta bu asimetrik düşünceler bize mantıksız gelir. Eğer olması gerekenden daha önce ölmek, daha uzun süre iyi bir hayat yaşamamı engellemesinden ötürü benim için kötüyse, aynı sebepten dolayı daha erken doğabilecekken daha geç bir tarihte doğmuş olmam neden kötü bir şey olarak algılanmaz? Sonuç olarak 60 yaşındaki kişi 60 değil de 70 yaşında ölseydi 10 yıl daha mutlu bir hayat yaşayabilirdi. Aynı şekilde 60 yaşındaki kişi 1957'de değil de 1947 yılında doğsaydı 10 yıl daha mutlu bir hayat yaşayabilirdi. Bu kişinin 70 değil de 60 yaşında ölmesi kötü bir şeyse aynı kişinin 1947'de değil de 1957'de doğması neden aynı şekilde kötü olarak algılanmaz? Lucretius bu iki durumla ilgili simetrik düşüncelerimiz olması gerektiğini savunmuştur. Lucretius'un argümanını daha basit bir şekilde de düşünebiliriz. Lucretius simetri argümanını şu şekilde açıklar. İlk önermeye göre bir kişinin daha önce doğmamış olması kötü bir şey değildir. İkinci önermeye göre bir kişinin daha önce doğmamış olması kötü bir şey değilse bir kişinin daha geç ölmemesi de kötü bir şey değildir. Sonuç olarak da daha geç ölmemek kötü bir şey değildir. Pek çok filozof simetri argümanını pek ikna edici bulmaz. Ancak bu geçerli bir argümansa ve sonuç kısmını reddedeceksek iki önermeden birini de reddetmemiz gerekir. Simetri argümanına karşı verilen en bilinen cevaplardan birinde ikinci önerme reddedilir. Bunun sebebi olarak da mantıken daha önce doğmuş olmanın imkansız olması, ancak aynı mantığa göre daha geç ölmenin imkansız olmaması gösterilir. Varlığınızın fiziksel varlığınıza ve şu anki genetik yapınıza bağlı olduğunu düşünüyorsanız, fiziksel varlığınız ve genetik yapınız anne babanızdan ve onların anne babasından, kısacası soyunuzdan gelmektedir. Bu durumda 1820'de doğmanız imkansız olur. Çünkü siz de aynı genetik yapıya sahip birinin o dönemde doğması mümkün değildir. Ancak aynı fiziksel varlık ve genetik yapıyla doğduğunuz zamandan daha erken doğmanın mümkün olduğunu varsayalım. Örneğin, tüp bebek yöntemiyle bir laboratuvarda oluşturulduğunuzu öğrenmiş olabilirsiniz. Ayrıca sizin oluşmanız için kullanılan iki gamet de zigota dönüştürülmeden önce 30 yıl bekletilmiş olsun. Ancak sizin yine de 30 yıl önce doğmuş olmanız imkansızdır. Peki neden? İnsanların kişiliklerinin, değerlerinin, ilgi alanlarının ve hedeflerinin büyüdükleri çevre tarafından şekillendirildiğini göz önünde bulundurursak, 30 yıl önce doğsaydım punk değil de rock müziği daha çok sevebilirdim. Black Mirror dizisini değil de Alacakaranlık kuşağını izlemeyi tercih edebilirdim. Ya da bilgisayar oyunlarını değil de kutu oyunlarını daha çok sevebilirdim. Farklı bir ailem, farklı arkadaşlarım, farklı hedeflerim, farklı kariyerim ve hatta farklı değer yargılarım olabilirdi. Sizin oluşmanızı sağlayan zigot 30 yıl önce oluşturulsaydı, şu an olduğunuz kişiden çok daha farklı bir kişi olabilirdiniz. Yani bu aslında siz olmazdı. Bu siz olsanız ve bu haliniz daha uzun ve daha mutlu bir, ya bir hayat, bir yaşam yaşasa bile arkadaşlar, sizin var olmanızı isteyeceğiniz bir haliniz olmayabilirdi. Bunlar oldukça haklı sebepler. Ancak ikinci önermenin hatalı olduğunu gösterme konusunda yeterli değiller. Evrendeki her şey aynı kalırsa 30 yıl önce doğmuş olmanız mümkün olmayabilir. Ancak evrene dair bazı şeyler değişirse bu mümkün kılınabilir. Örneğin Samanyolu 30 yıl daha önce oluşmuş olsaydı, Dünya da 30 yıl daha önce oluşurdu ve siz dahil herkes 30 yıl daha önce doğmuş olurdu. Vücudunuz aynı kalırdı aileniz, arkadaşlarınız, estetik algınız, zevkleriniz, ilgi alanlarınız ve değer yargılarınız da aynı kalırdı. Yani bu olguların varlığınız için önemli olduğunu düşünseniz bile daha önce doğmuş olmanız mümkün olabilirdi. Bu noktada şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama samanyolunun 30 yıl önce oluşması fiziksel olarak mümkün değil ki. Haklı olabilirsiniz. Ancak bu, ikinci önermeyi reddetmek isteyenleri durdurmaz. Çünkü daha geç ölmek fiziksel olarak mümkün olmayabilir. Ancak daha uzun yaşamanın fiziksel imkansızlığı, ölümün kötü bir şey olmasını engellemez. Tıpkı bazı acı, bazı acıları durdurmanın fiziksel imkansızlığı, bu acıların kötü olmasını engellemediği gibi. Bu argüman için gerekli olan ihtimal, dünyanın farklı şekillerde ve farklı fiziksel yasalarla nasıl daha farklı bir yer olabileceği ihtimali. Argümandaki ilk önermeyi reddederek daha erken doğmuş olmanızın kötü bir şey olduğunu kabul edebiliriz. Bu tabii ki şaşırtıcı bir sonuç. Ancak ölüm üzerine kafa yorduğumuzda bizi bu sonuca ulaştıracak sebepler bulabiliriz. Bu sebeplerin ikisinden kısaca bahsetmek istiyorum. İlk olarak doğumun aksine ne zaman öleceğimizi bilemeyiz. Bu da hem bu kötü olayın ne zaman olacağına hem de bunun hayatımızı nasıl etkileyeceğine dair bir belirsizliğe sebep olur. Bu belirsizlik de insanlarda kaygıya sebep olur. Bu kaygı da aslında öyle olmasa bile ölümün olası kötülüğünü daha da gözler önüne serer. İkinci olarak seçimlerimiz ne zaman öleceğimizi etkiler ancak ne zaman doğduğumuzu etkilemez. Bir takım risklerden kaçınarak ölümümüzü erteleyebiliriz. Örneğin sigara içmezsiniz, sağlıklı bir beslenme düzeniniz vardır, spor yaparsınız ya da ne bileyim gidip de aslanlarla dövüşmezsiniz. Liste böyle uzayıp gidebilir. Yani günlük olarak yaptığımız seçimler daha erken ölmemize sebep olabilir ancak bu seçimler daha erken doğmamıza sebep olamaz. Bu da devamlı ölümü düşünmemize ve doğumdan çok ölümün kararlarımıza yansımasına sebep olur. John Martin Fisher gibi bazı filozoflar simetri argümanının ilk önermesini reddeder. Fisher hem olması gerekenden daha sonra doğmanın hem de olması gerekenden daha önce ölmenin bizim için kötü olabileceğini savunur. Fisher'a göre bu iki kötü duruma karşı farklı tutumlar takınmamız gerekir. Olması gerekenden daha önce ölmenin bizim için kötü olduğunu düşünerek üzülebiliriz. Ancak olması gerekenden daha sonra doğmuş olmayı kötü olarak algılasak da buna karşı kayıtsız kalmalıyız. İnsanlar genellikle gelecekte olabilecek kötü şeyler hakkında endişelenmeye eğilimlidirler ve geçmişte olan kötü şeylere kafayı çok takmazlar. Takınılan bu tutumlar göz önüne alındığında Fisher'ın getirdiği çözüm işe yarayabilir. Sonuç olarak simetri argümanının ilk önermesini reddetmek için mantıklı sebeplerin olduğunu söyleyebiliriz olması gerekenden daha sonra doğmanın kötü bir şey olduğunu kabul etmek ilk başta mantığa aykırıymış gibi görünebilir. Ancak olması gerekenden daha önce ölmeye odaklanmanın çok da mantıksız olmadığını kabul ettiğimizde bunun da mantıksız olmadığını anlayabiliriz. Ancak hiçbir zaman ya da neredeyse hiçbir zaman neden önce doğmadığımız üzerine düşünmeyiz.